Devam edelim. Turuncu taktik. Şöyle sizde. Çorba tatsızdı. Balık kuruydu. Sufle bence içi olması gerektiği gibiydi. Sufle köpük olur. Sufle yemiş daha önce. Yani bizim yediklerimiz aslında volkan kektir. Yemediniz. Sufle değildir. Molten sufle çünkü. Evet, evet. Bu yani gerçek suflenin olması gereken kıvam budur. Ama bravo. Bu da vakit olmadığı için, o hamur merengle fold edilemediği için mereng tatlının üstünde yumurta beyazları vardı. Ve akışkandı. Çökmesi lazımdı. Kabaramadığı için çökmedi. Kendisi zaten gayet iyi biliyordur. Yani bir emek vardı. Ben de yapıyorum böyle hatalar. Zoru deniyorum. Denememek lazım. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Muhammed. İlk başta çorba tuzsuz. Tuzu yoktu. Ana yemekte de balık öyle pişirilmez hiçbir zaman. Antonio, bir bunu yani yanlış anlama beni. Sana bir noktasını söyleyeyim. İlk balık atılır. Ondan sonra yağı da sonra atılır da yağın tavan ortasına değil. Hiçbir zaman. Çerçevesi var ya tavan. Oradan süzdüreceksin yağları yavaş yavaş. Bu balık çok yani yağı yemiş. Süzmüş, şey almış, kendini almış yani. Hep yağlı yedi. Yani tatlı zaten ben tatlı sevmediğim için yine yedim de onun notunu Tolga'ya bıraktım. Yani ellerinize sağlık. Yani bir de iki kişisiniz. Oraya git, buraya git, koşuşturduğunuz, ettiniz, gittiniz, emeklerinize sağlık. Bunun puanı görelim. Yani bizim puanımız da 3. 1, 2, 3 olarak devam ediyoruz. Kırmızıdan ne gelecek acaba? Buyurun son yorumlar ve puanları alalım. Puanı alalım. Nasıl istersen? Başla başla. Aynı düşünüyoruz. Tatlıyı ben beğendim. Çorba olabilecek bir çorbaydı yani. Kötü günde içilir. Balığı pek beğenmedim. Benim yorumum bu kadar. Dilan. Elinize sağlık. Yine çok hijyenik bir çalışmaydı. Gayet güzel, düzenli çalıştınız. Seyrettim. Sosunuz da gayet güzeldi. Ana yemek çok kurumuştu balık. Yani gerçekten yenmiyordu ve tadı gelmiyordu. Çorba güzel ama tatsızdı. Sufle de tam kıvamında olmadı ama elinize, emeğinize sağlık. Hepsi bence yine yenilebilir ürünlerdi. Patatesin sosu bu arada çok güzeldi. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok benim için. Aşağı yukarı aynı fikirdeyim işte ben de. Çorbayı ben beğendim. Ben içerim o çorbayı. Bir de balık çorbasını çok seviyorum. O sebepten dolayı severek içerim. Zaten özellikle o vereceğimiz puanı çorba üzerinden verdik. Balık kuruydu. Onu siz de biliyorsunuz. Aynı şeyleri tekrarlamayalım. Ben de patates ve sosu beğendim. Kek de sufle değildi yani. Sufle öyle değil. Onu siz de biliyorsunuz zaten. Ellerinize kollarınıza çok sağlık. Çok teşekkür ederim. İki kişi çalışmanızı da ayrıca tebrik ediyorum. Başarılar, hiçbir eksiksiz yetiştirdiniz. Puanımızı gösterelim mi? Bir saniye, bir Çağlar. Ya şimdi sufle yememişsiniz gibi muhabbet oldu da doğrudur, biz sufle yemedik. Sufle yememişsiniz gibi muhabbet olmadı abi. Ya. Hayır yanlış anlayın. Sana mı konuşuyorum? Bir sakin ol. Kardeşim düzgün sakin konuş ol. Ya. Düzgün sakin konuş ol. Önce ya. Önce düzgün konuş ya. Ya sen niye her şeyi... Hayır önce düzgün konuş. Yani? Atlama abicim, sakin ol orada. Düzgün konuşuyorum ben. Allah Allah. Bir sıkıntı var mı konuşmamda? Atlama falan, nasıl konuşmalar abi bunlar? Yapmayın, gerek yok ya. Çağlar. Tolga kendine gel. Hayır, abi ben kendimdeyim. Bence sen ya. Kendinde değilsin. Ben atlamam, atlama ne ya? Çağlar. Gereksiz bunlar, yapmayın ya. Çağlar yorumunu et. Çağlar. Gereksiz. Tamamla cümle. Gerekli sen mi konuşuyorsun? Tamam, hayır Çağlar, atlama ne tamamla. Ya? Atlama, muhabbete tamam, girme anlamında ya. Atlama tamam ya. Ya, hadi. Hadi abi. Tamamla Çağlar. Çağlar yorumunu yaptı, hadi. Çağlar hadi. Ben Arzu'ya söylüyorum, orada gereksiz muhabbete evet. Giriyor. Hayır, ama çok yakın. Ya bir çıkış yapmak istiyorsan bunu benim üzerimden yapma. Çağlar. Ya kardeşim benim üzerimde ihtiyacım yok. Benim çıkışa ihtiyacım yok. Bilmiyorum var mı yok mu? Beni kullanmasak. Biz kullanmasak. Biz söylüyorum. Tamam tamam. Ayıp oluyor artık ya. Çağlar'cığım. Bana neden peki böyle bir savunma yaptın? Beklediği için akışkan değil. Tamam. Ama o da diyor ki kıvamı öyle. Sen de diyorsun ki doğru, onlar yememişler. Bir tek sen yemişsin dedin sufle, gerçek sufleyi. Bana yaptığın açıklamada dedin ki beklediği için akışkan değil, kıvamı akmıyor. Değil mi? O da diyor ki kıvamı olması gerektiği gibi, sen de diyorsun ki bir tek sen yemişsin doğru. Hangisi doğru? Bana onu açıkla bir. Söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyur. Yaptığım molten chocolate souffle. Zaten onu menüde ilk baştan yazmıştım. Molten yaptım. Senin dediğin... Akıyor mu akmıyor? Ama söylemek istiyorum. Müsaade etmiyorsun. Sordun, ver izin konuşayım.
Unuttum, konuşmuyorum, bu kadar. Teşekkür ederim. Ona ayrı, bana ayrı yorum yaptın yani. Yok yani, soru soruyorsun, müsaade et konuşayım tamam, yani. Müsaade etmeyeceksin, kendin konuş. Sadece Çağlar'a değil, ekrandaki izleyicilere de yapıyorsun açıklamanı. Tamamla. Yaptığım molten çikolata sufle, o senin dediğin gibi içi akmaz. O farklı bir sufle tarzı. Tolga arkadaşımız anladı ne yaptığımı. Sana dediğim ne? Akışkan, evet, biraz beklediği için tam molten'ın olduğu gibi de değil. Fotoğrafları ver, ben de göstereyim sana istersen. Ben sufleyi yıllar... Ama müsaade et. Devam. Ben sufleyi yıllardır yapıyorum. Herhalde 1000'den fazla kişi yemiştir. Tabii ki burada şartlar zordu. Zoru seçtim. Helva yapmak istemedim. Yine olsa yine helva yapmam. Sufle yapmak istedim. En büyük hatam, yumurta sarısını ilave etmedim. O panikle unutmuşum. Olmamış ama tadı güzel miydi? Güzeldi. Yedin mi sen kardeşim? Yedin. Akışkan değildi, böyle değildi, böyle değildi ama bir helva değildi yani. Güzel bir çikolatalı sufle çıkmıştı. Peki burada da yapılan eleştirilerde de sufle beklentisi olduğu için yani güzel bir farklı tatlı sufle olabilir. Beklentisi vardı. Lezzet olarak evet, ben de tattığım için söyleyebilirim. Lezzetli bir tatlı ama beklenti sufle olduğu için burada teknik olarak eleştiriliyor olabilirsin. Beğenildi. Dolayısıyla yani. Evet Çağlar, tamamla. Bir de 10 puan verirken çok iyiydi Arzu. 1 puan gelip kötü yorum geldi mi, niye böyle sinirliyiz? Hayırdır? Hayır, ben sizin ondan, bu tartışmanıza sinirlendim. Ben karıştırıyorum. Bak, benim takım arkadaşım. Ben onu cevaplayayım. Bak biz konuşuyoruz. Arzu'ya sen soruyorum Antonio. Tamam, ben giriyorum oraya, ortaya. Ben laps sinirli diye... olan Arzu, Arzu'ya soruyorum. Laps diye giriyorum kankacığım. Ben senin tamam cevabını dinlemek okay istemiyorum. Peki. Neden bu şekilde çıkış yaptı? Tamam. Senin onunla nasıl iletişim kurduğunu, enerji yüksek Çağla ondan. Ben bak cevaplıyorum. O şekilde onunla Çağla, o şekilde sen yüksek geldiği için ister istemez yüksek geri gelecek. Sen de bunun farkındasın. Yorumuna sinirlendim. Bir tek Tolga yemiş sufle. Okay. Hayır, bir tek Tolga yemiş molten sufle dedim. Sen dinlesen, negatif algılamasan Çağlar'cığım anlayacaksın ne demek istediğimi. Bir bakılsın kayıtlara. Bir tek Tolga mı yemiş molten sufle dedin? İçi olması gerektiği gibiydi. Sufle köpük olur. Sufle yemiş daha önce, biliyor. Yani, bir tek Tolga mı yemiş sufle dedin? Onu dediği için tamam, seni buraya ne kadar yükseltti? Ben bunu sorayım sana. Niye üzülüyorsun? Dakika, yememiş dakika, olabilirsin ayrıca. Ne var bunda? Çağlar'cığım. Ben diyorum o halde sadece o sadece sufle yedim. Senin bunu ne kadar sinirlenecek, bu seni bu kadar ne haline getiriyor ki bu laf? Beni bir hale getirmiyor Antonio. Sen olayı nereye taşımak istiyorsun? Antonio, burada şefler var. Dolayısıyla profesyonel olarak çalışanlar var. Mutfağı yönetenler var. Yani sufleyi yemedin, bilmiyorsun deyince belki o yüzden bir tepki göstermiş olabilir. Ya bilmiyorsun dendiği zaman yani mesleğiyle ilgili bir şey söyleniyor. Bunun tepkisi olabilir. Ha, Çağlar biraz fazla mı tepki gösterdi? Bence de fazla tepki gösterdi. Puanı alalım. Söyleyelim, biz de 4 puan verdik. Açıklamalar ne? Çorba. Beğenildi zaten. Enteresandır mesela. Kırmızı takımda kimsenin beğenmediği çorbayı. Hepsi hemfikir olup beğendiler. Yani. Berat sadece beğenmedi. Sadece tatsızdı. Berat, evet. Evet, tuz yetti. Çorba içilebilirdi. İçilebilirdi. Evet, yani tatsız dedik sadece. Hani hiç tadı yok. Tadı yok değildi. Değildi. Tuzlu, tuzlu. Ya ben limonlu baktım tadına. Ayten abla limonsuz baktı. Ben özellikle baktım limonlu seviyorum. Aha. Ama limon sıkmadık ki hani tadını anlayalım diye. Değiştirmesin diye. Anladım.